O dönemde Demirel ve Ecevit'in kurmak istedikleri bir koalisyon vardı. 12 Eylül sürecine götüren yolda Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in etkisi nedir? İkisi de egoist insanlardı. Basından takip edebildiğim kadarıyla. Şimdi ben ikisiyle de hiçbir görüşmüştüm falan yok. Ama gazetelerden edindiğim bilgiye göre, radyo haberlerinden edindiğim bilgiye göre egolarına kurban ettiler Türkiye Cumhuriyeti. İkisinde vebali vardır. 12 Eylül'ü hazırlayan dönemde hem Sayın Ecevit'in hem Sayın Demirel'in egolarına kurban edilmiş bir ülke vardır. Nedir? Başbakan ben olayım da tamam mı? Sen olma. Öteki ben olayım da sen olma. Bu konuda vatan haini demiyorum. İkisi de vatanını, milletini seven insanlardı ama ikisi de egolu insanlardı. Bir dört gaz bir çoban sürü hikayesi vardı. Şimdi bunun iç yüzünü ben bilmiyordum. 90'lı yıllarda eski Adalet Partili senatörü olan bir kişiyle sohbetim oldu hasbelkader. O zamanlar bu 12 Eylül döneminden önce Adalet Partisi Cumhuriyet Senatörü'ydü mecliste. Öyleymiş. Hasbelkader bir sohbetimiz oldu. O anlatmıştı bana. O olayın iç yüzünü şöyle anlatmıştı rahmetli. Teklif Ecevit'ten geliyor. Diyor ki Sayın Demirel ülke çok kötü konumda. Ülkede kan köydeyi götürüyor. Gel diyor bir koalisyon kuralım. İkimiz diyor koalisyon yaparsak ancak diyor bu sağcının solcunun önüne geçeriz. Gençliği toparlarız diyor. Bir teklif göndermiş. Rahmetli'nin anlattığına göre söylüyorum. O Adalet Partili Cumhuriyet Senatörü'nün anlattığına göre söylüyorum. Şimdi çoğunluk Ecevit'te. Meclis çoğunluğu. O dönemlerde sanırım 78-79 çünkü ben askerdim o dönemlerde. Pek mecliste kimin fazla olduğunu bilemiyorum da büyük ihtimal çoğunluk Ecevit olması lazım. Şimdi Demirel evet dese Ecevit'in başbakan olması lazım. Demirel yanaşmıyor ama başbakan ben olayım. Bu rahmetli baskı yapıyorlar Demirel'e. Sayın Demirel adam doğru söylüyor. Bu çağrıya kulak verelim. Adamın tespiti doğru. Gel koalisyon kuralım diyor. Demirel'in yanındaki o daimi senatörlerden bir kısmı. Sayıları 35 ile 40 civarında filan demişti rahmetli. 40 civarında filan vardık demişti. Onlar kimlerseydi Demirel'e baskı yapıyorlar. Demirel işi sürüncemede bırakıyor. Diyor ki teklif geldiğinde ben diyor ona diyor 4 gazı diyor itimat bile etmem diyor. Tamam mı? Güdemez diyor Ecevit için. Bunun üzerine baskı yapıyorlar. Adam doğru söylüyor. Sen yanlış yapıyorsun. Gün o gün değil. Sürüncemede bırakıyor. Bu garambolde birkaç tane milletvekili transfer ediyor Ecevit'ten. Dolayısıyla meclisteki çoğunluk Demirel'e geçiyor. Demirel'e geçince tamam diyor ikna oldum. Siz diyor doğru söylüyorsunuz. Gidin diyor Ecevit'e, tamam mı Sayın Ecevit'e gidin söyleyin diyor koalisyonu kuralım. Şimdi Ecevit'in başbakanlığını kabul etmiyor. Artık çoğunluk Demirel'de ya, o da başbakan olacak. Ecevit'in vermiş olduğu cevap, Allah'ın çobanına ben devlet itimat etmem. Aslında çok da farklı değişen bir şey yok. Ya şartlar değişince düşünceler de değişiyor. Ha sonuçta ne oluyor? Ortaya çıkan tabloya baktığım zaman tamam mı egolara kurban edilmiş bir devlet. Ve akabinde 12 Eylül ihtilali. Ha ihtilal olmayabilirdi. 12 Eylül'ü biz yaşamayabilirdi. Eğer egolarından vazgeçebilen iki tane lider olsaydı o dönemde. Tamam kardeşim bu siyaset üstü bir davadır. Bu davaya senin de benim de tarihi yükümlülüklerim vardır deyip bir koalisyon kurabilselerdi. Ondan sonra belirli bir kısım bu işi biraz körüklemeye çalışsa bile geriden gelen genç nesil bu sağcılığı solcuyu kabul etmeyecekti. Halen daha 40 sene geçti arada. Sağcılıkta solculukta gıyda köşede habire körükleniyor halen daha. Halen daha körükleniyor. Acı verir bu. İşin de daha kötüsü şimdi körüklenen bir eğer nüksederse 12 Eylül öncesi çok daha vahim sonuçlar olur. Ölenler niye öldüğünü bilemeyecek. Öldürenler niye öldürdüğünü bilemeyecek. Çünkü hem cahil bir toplumuz. Gençliğimiz öyle çok bilgili falan değil yani. Sorumluluk duygularından yoksun. Sırf afişe olabilmek için bu işlemleri yapacak bir sürü şuursuz insan var ortalıkta. Onun için bu konuda biraz karamsarım yani. Beklenmedik bir katılım vardı. Oluk oluk insan akıyordu. Önce bir el silah sesi duyuldu. Ardından ikinci el daha ateş edildi. 1 Mayıs'ta Taksim'de 30'dan fazla kişinin üzerine makine tüfekle ateş açıldı. Polisler müdahale edeceğim derken o kalabalıktan dolayı bazı insanları ezdi falan. Bu konu hakkında bilgin nedir abi? Bunu biraz anlatır mısın? Binlerce insan aniden panikledi. Kimse silahın nereden patladığını anlayamamıştı. Kim ateş ediyordu? Kime ateş açılmıştı? Gruplar arasında bir çatışma mı başlamıştı? O konu hakkında bilgim yok ama duyumlarım var. Nasıl bir duyumlarım var? İlk iki silah sesi adeta bir sinyaldi. Bu iki ateşten hemen sonra dört ayrı yerden bir yayılım ateşi başladı. Taksim olayında o çatışan gruplar içerisinden bir tanesi hasbelkader asker arkadaşımdı. Kıbrıs'ta beraber askerlik yaptık. Onun ağzından dinlemiştim. İnanılmaz bir manzara yaşanıyordu. Çoluk çocuk, işçisi öğrencisi, genci yaşlısı kadını erkeği ne yapacağını şaşırmıştı. Kimse olanlara bir anlam veremiyordu. Karateci bir çocuk övüne övüne anlatıyordu. Tamam işte üç kişinin ciğerini deştim falan diyordu. Meydana nereden çıktığı tam anlaşılamayan beyaz renkli bir Renault.
otomobil girdi. Çılgın gibi kaçışan insanların arasına daldı. Pencereleri açıktı. İçeriden sürekli ateş ediliyordu. Orada olan bu ifadeyi aldıktan sonra artık yorumluyorsun orayı. Ne olmuştur orada? Bilmememe rağmen yorumluyor. Ki bunlar yetmiyormuş gibi sahneye bu defa panzerler çıktı. Kalabalığın paniğini artıracak şekilde su sıkıyorlardı. Zaten oraya gruplar hazırlıklı gitmiş. O 1 Mayıs'ı sağcısı da solcusu da oraya hazırlıklı gitmiş. Hazırlıklı gitmiş. Taksim artık tanınmayacak bir duruma girmişti. Panzerlerden biri o hızla bir kadını göz göre göre çiğnedi. Arkadaşın dediğine göre ben 3 kişinin ciğerini deştim orada. Kaç kişinin 3 kişinin ciğerini deştim? Neden deştim? Bunu deşen adam sorgulamıyor. Sadece ben diyor güçlüyüm. Ben yaptım. 20 yaşta bir delikanlı. Taksim'in hemen hemen her yanından gelen ateş oradaki toplumu kazancı yokuşuna itmek ister gibiydi. Başka kaçacak yer yoktu. Birazcık okur yazar insan, okumaya çalışan, toplumdan haberdar olmaya çalışan insan bunu yargılar. Vallahi çok iyi iş yapmışsın dedim. Bu mu senin övündüğün diyebildim çocuğa ancak. Bununla mı övünüyorsun diyebildim. Kazancı yokuşuna doğru büyük bir koşu başladı. Beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Dar bir sokaktı. Yokuşun ortalarına doğru yolu kapatacak şekilde bir kamyonet konmuştu. Oraya onu ipucu olarak kabul edersek zaten oraya toplumlar hazırlıklı gitmiş. Sağcısı da hazırlıklı gitmiş, solcusu da hazırlıklı gitmiş. Amaç öyle 1 Mayıs falan kutlamak gibi bir hikaye değil. Tamam, bir kesim kutlama amacıyla gitmiş olabilir ama her ihtimale karşı da hazırlıklı gidilmiş. Bir kısım da saldırıyla gitmiş. Adeta bir ölüm tuzağı kurulmuştu. Ben böyle yorumluyorum. Peki yani. Peki yukarıda ateş açanlar aslında iki gruptan da değil de ortalığı karıştırmak isteyenler olabilir mi abi? Her şey olabilir. Bu korkunç olay aslında 15-20 dakikayı aşmadı. Sesler kesildiğinde Taksim sanki sihirli bir el tarafından boşaltılıvermişti. Ama makineyle tarandığından haberim yok. O konuyu bilmiyorum. Basın da bunu... 34 kişi falan ölmüştü. Ya, evet 34 kişi arkadaşın ifade ettiğine göre yani o birliğimde bulunan arkadaşın ifade ettiğine göre. Geriye 34 ölü, yüzlerce yaralı kalmıştı. Kanlı 1 Mayıs bitmişti. Perde indi, ışıklar söndü. 34 kişiden bahsetti. 3 kişinin dedi ciğerini ben deştim dedi, tamam mı? Kahverengi kuşakta bir karateciydi. Artık onu ipucu olarak anahtar kabul edersek öyle yorumluyorum. Bir taraf kutlamaya gidiyor ama hazırlıklı gidiyor. Bir taraf da sabote etmek amacıyla gidiyor. Zaten Taksim'de provokatörlük olduğunu sanmıyorum. Altyapısı önceden hazırlanmış o provokatörler. Perde arkasında zaten orayı tezgahlamışlar. Taksim'de bu tezgah, bu oyun oynanacak. Ben öyle yorumluyorum. Başka da bir şey yok yani. Oradaki kaybettiğimiz her vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz.